Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli yoğurdu okuyacağım. Hazırsanız hikayeme başlıyorum. Çilekli yoğurt. Emre boncuk gözlü küçük bir çocuktu. Çok sevimliydi. En büyük zevki abisi Alperen ile oynamaktı. Ama abisi okula başlamıştı. Ya okula gidiyor ya da evde ders çalışıyordu. Emre'ye eskisi kadar zaman ayıramıyordu. O sabah Alperen okula gidince Emre bir süre arabalarıyla oynadı. Sonra mutfağa gitti. Anneannesi yemek yapıyordu. Ona yardım etmek için ısrar etti. Sonunda bütün tencereleri ortalığa saçtı. Mutfakta sıkılınca abisinin odasına yöneldi. O da ne? Alperen odasının kapısını açık bırakmıştı. Emre hemen içeri girdi. Alperen'in okuma kitaplarını aramaya koyuldu. Bu kitapların rengarenk resimlerine bakmaktan çok hoşlanıyordu. Tam o sırada daha önce hiç görmediği bir kitap gördü. Pırıl pırıl parlayan yepyeni kitaptı bu. Hemen elini aldı, sayfalarını çevirmeye başladı. Olamaz! Kitapta çilekli yoğurt resmi vardı. Emre'nin en sevdiği yiyecekti bu. Canı şimdi çilekli yoğurt yemek istiyordu. Kitap elinde paytak paytak yürüyerek mutfağa gitti. Anneannesi mutfakta yoktu. Hemen buzdolabına yöneldi. Ama kapağını bir türlü açamadı. Şimdi ne yapacaktı? Nasıl çilekli yoğurt yiyecekti? Birden tezgahın üzerindeki çilekleri gördü. Anneannesi yıkayıp tabağa koymuştu. Tabağa çekti. Bütün çilekler başından aşağı dökülüverdi. Her yer çilek oldu. Şimdi de yoğurt bulmalıydı. Emre biraz düşündü. Aklına bir fikir geldi. Yere oturup kitabı açtı. Elindeki çilekleri kitabın üzerindeki çilekli yoğurda sürerek yemeye başladı. Az sonra anneannesi mutfağa girdi. Emreciğim, ne yapıyorsun böyle diye çığlık attı. Emre çilekten kıpkırmızı olmuş, ağzıyla ve en sevimli sesiyle çilekli yoğurt yiyorum dedi. Anneannesi Emre'nin bu cevabına kahkahalarla güldü. Sonra büyüdüğünde ona göstermek için fotoğrafını çekti. Bu fotoğraf şimdi Emre'nin odasında asılı duruyor. Bak sen şu Emre'ye neler yapmış öyle. Çocuklar şimdi bugün sizlerle bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunu oynamak için malzemelerimiz bozuk para ve 3 tane de ben oyun hamuru kutusu seçtim. Siz ne seçersiniz bilmiyorum ama 3 tane de oyun hamuru kutusu var şu anda. Şimdi elimdeki görmüş olduğunuz bozuk parayı bir kutunun içerisine koyacağım ve siz hangi kutunun içerisinde olduğunu tahmin edeceksiniz. Ama ben ilk önce karıştıracağım. Siz sonrasında tahmin edeceksiniz çocuklar. Evet, sizce hangisinde? Tahminler, düşünün bakalım. Sizce bozuk para hangi kutunun içerisinde? Acaba bunda mı? Yoksa bunda mı? Veya bunda mı? Acaba hangisinde bilmiyorum. Şimdi eğer hazırsanız ve tahminde bulunduysanız kutuları kaldırıyorum. İlk önce birinci kutudan başlıyorum. Aa, burada yok. Sonra ikinci kutudan başlıyorum. Aa, bulduk. Evet, ortadaki kutudaymış bozuk para. Şimdi tekrar aynısını yapıyorum çocuklar. Bakın bütün kutuların içi boş, sadece bir tanesinde para var. Gördünüz değil mi? Evet. Şimdi hazırsanız bir daha karıştırıyorum. Evet. Şimdi sizce hangi kutuda? Düşünün bakalım. Bunda mı? Bunda mı? Bunda mı? Hangisinde acaba? Tahminlerinizi alalım. O zaman kaldırmaya başlıyorum. Bunda yok. Bunda da yok. O zaman bunda. Evet. Doğru bildiğinize eminim. Hadi bir kere daha oynayalım.
aynı kutuda tahmin ediyoruz. Bu kutuda mı? Düşünün bakalım. Yoksa bunda mı? Bunda mı? Tahmin edin bakalım. Acaba hangi kutuda? Evet, eğer tahminde bulunduysanız kaldırıyorum kutuları. Hayır, bunda değil. Bunda da değil. Bunda. Evet, doğru bildiniz çocuklar. Eğer beğendiyseniz çocuklar oyunu, siz de evde abilerinizle, ablalarınızla, kardeşinizle veya annenizle, babanızla oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.